aracın içindeki o iki gaziden bir tanesinin belden aşağısı felç. Hiç tutmuyor. Allah'ım. O da dayak yiyor. Assubay Çavuş 23 yaşındaki Muzaffer Oktay 2015 yılında Mardin'in Artuklu ilçesinde girdiği çatışmada darp edenlerin, felç oldu. O vahşilerin fotoğrafları var mı? Deşifre edelim onları. Çıkarken bir görüntüleri var. Arkadaşlarım ona verebilirler. Kendi fotoğrafları. Yok galiba. Yani o görüntüleri var. Sol bacağını kullanamayan bir diğer gazimiz de Bircan'cığım 2016 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada gazi oldu. Şimdi iki gazi arabada. 2 yaşında bir bebek darp ediliyor aracın içinde. 2 yaşında bebek. Anneleri işte araçta kim varsa ve bir de az önce gördüğünüz benzin istasyonunun görevlisi artık bebeğe de saldırılınca araya giriyor. Görüntülerde de görüyorsunuz ve o da darp ediliyor. İşte durum bundan ibaret. Şimdi trafikte kaza trafikte kavgalar oluyor. Tahammül sınırımız aşağıda söylemiştik. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Bunu bir yerde anlıyorum. Fakat orada başka bir detay var. Gazi olduğunu görüp bilip üzerine gitme konunun. Bu terörden başka hiçbir şey bunu açıklayamaz İlkay. Burada güpegündüz şehir ortasında bir terör saldırısı bana göre. Çünkü gazimize yapılmış bir saldırı. Bile bile, göre göre, Türk bayrağının sahiplerine, bize hakkı olan askerde bizim için canını siper etmiş ama vücudundan herhangi bir parçayı kaybetmiş gazimize yapılan bu hareketi ben terörle eşdeğer görüyorum. Bu bir. İkincisi, çok etkilendim şeyden, o benzin istasyonu görevlisinden çok etkilendim. Hırsları bitmeyip geri dönüp onu da dövmüşler. Fatma Betül Sayan Kaya'yı, Sayın Aile Bakanımızı yürekten tebrik ediyorum. Her türlü konunun içerisinde olmaya çalışıyor, görüyorum. Gerçekten öyle. Bu arada Bilal, sen attın WhatsApp'tan bu alçakların fotoğrafını. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da çok yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Fakat bu insanların hiçbirinin dışarı çıkmamasından yanayım. Bunlar nasıl Türk vatandaşı abi? Bunlar nasıl Türk vatandaşı ya? Gazi. Bunlar nasıl, hayır, bu saldırganlar, bunlar nasıl Türk vatandaşı oluyor ya? Ve alçak adamlar, senin bu, senin için, senin ailen için, sizin gibi müptezeller sokakta rahat rahat geçsin diye canını tehlikeye atan, anasını, karısından ayrılmayı göze alan, bu vatan, bu bayrağı göze alan insanlara bu nasıl bir saldırganlıktır? Bu nasıl bir alçaklıktır? Baksana bir cümle, birer fotoğraf okuyayım. Attım şimdi sana, onu girer misin lütfen? Göster, o fotoğrafı. Burada yüzleri görünmüyor. Tam yüzlerini deşifre edin bunları. Tam çıkarken yüzlerinin göründüğü bir kareyi attı size Nihat arkadaşlar. Olay sırasında eşi diyor ki gazilerden birinin, bunlar sizin gaziniz, yapmayın dedik. Onlar ise küfür etmeye devam ederek nefret ediyoruz gazilerden deyip vurmaya işte, devam etti. Yani nasıl vatandaş dedin ya, işte böyle vatandaş. Bu, o zaman bu normal bir saldırı değil. Bu normal. Eğer gazilerden nefret ediyoruz falan girmişlerse i̇şte eğer ifadeler. Bu terör. Bu vatan hainliğine girer. Şu bakışlarındaki pisliğe bak. Şu rezilliğe bak. İnsanda bir utanma duygusu olur. Terbiyesiz adam. Yazıklar olsun. Bunları vereceksin bizim elimize. Bak, bizim elimize bunlar tertemiz, nasıl yapıyoruz bunları? Gerçekten ya, yani öyle sakat insanlara, bilmem nelere, felçli insanlara, tamam mı? Hani gazisini geçtim, gazi olup olmadığını diyelim. Bravo, ki önceden bile. Bravo, tam aynı şeyi söyleyecektim sen, ya. Sen engelli kardeşlerimize bunlar vahşi ya. Bunlar vahşi. Bunlar insan değil. Ha, gazi olduklarını bile bile bir de bu kardeşlerimize karşı şiddet kullanıyorlarsa kimse kusura bakmasın. Bu vatan hainliğidir. Bunun başka hiçbir ileri tarayanı yoktur yani. Bu vatan hainliğidir. Şimdi belden aşağısı tutmayan gazimizin, Allah Rabbim şifalar versin. Üzerine gittikten sonra onun zaten gazi olduğunu biliyorsun. Evet. Bir sonraki aşama ne biliyor musun? Gazilerimize bu kadar gözü dönmüş şekilde saldıranların bir sonraki aşaması şehit mezarlıklarını bombalamak. İşte bu terör. Bunlar hepsini yapar ya. Şehide, gaziye saygısı olmayan bir insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasından hicap duyuyorum, o kimliği taşımasından. Ya da ben de aynı şeyi taşımayayım o zaman, ben onun aynı kimliği. Bir fark olsun yani vatanseverim. Bak, bunları ben olsam, Bircan ben olsam, bunları iki çeşit yargılama var. Şimdi bir kavga üzerine. Kavga dersin, kavga üzerine yargılarsın. Belki çıkabilir, serbest de kalabilir kavga eden insan. Çünkü kavganın cezası yok. Ama burada eğer gazi olduklarını bile bile bir de vuruyorsan, kusura bakma kardeşim, vatan haininden yargılayacaksın. Aynen bunları. Öyle düşünüyorum. Vatan haininden yargılayacaksın. Yeter artık be kardeşim ya. Yeter, herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Bu nedir ya? O gider kadına vurur, serbest kalır. Öbürü gider öbür kadına vurur, serbest kalır. Biri birer gaziye vurur. Artık kimsenin yanına kar kalmasın kardeşim. Ne yapacaklar? Gelip en son kanalda bassınlar. Gazetecileri de dövsünler. Yani bu kadar olur mu artık yani? Buna da bir dur demek lazım yani. Gösteri için eğer bir hafta alıp çıkaracaklarsa lanet gelsin. Hiç almasınlar içeriye de. İçeriye de almasınlar. Milletin gözünü boyamak için içeri de almasınlar kardeşim.
Bıktık yani top çevirmekten. Ah iyi içeri aldılar, rahatladık. Bir hafta sonra gazilere saldıran alçaklar serbest bırakıldı diye haber düşecek şimdi önümüze. Ben duymak istemiyorum kardeşim. İnşallah yanılırız bu sefer de. Ne bir ceza geldiği haberini hepimize paylaşmış oluruz. Şu müptezelin suratında zerre kadar pişmanlık yok. Zerre kadar pişmanlık yok. Bakışlarındaki pisliğe bak, bakışlarındaki. Pişman olsa pisliğe gazi olduğunu bakışlarındaki pisliğe bak. Yapardı zaten. İnsan değil bunlar. Hayır, gazi olmaları çok tabii ki önemli bir şey ama dediğin gibi Nihat, bir insanlık suçu da var burada. Ya görüyorsun ki bir de mesele şu Bircan ve Nihat. Sadece geçtim geçmedim kavgası. Başka bir şey değil. Ötesi değil. Bahane zaten ya. Geçtim geçmedimden bir araba sıkıştırıyorlar. İşte sonunda da bunlar oluyor. Görüyorsun ki kapıyı açıyorsun arabanın. Bacakları tutmayan biri var. Bir bacağını kullanamayan biri var. 2 yaşındaki bir bebek var. Bunlara saldırmak, şiddet uygulamak nedir? Hani vatan düşmanlığını geçtim, insan düşmanlığı, insan suçu, ne bileyim ben burada neresinden baksanız tutulamayacak bir terör şehir ya, terörü var. En başta söylediğim gibi Nihat çok özür diliyorum. Bu şehrin ortasında güpegündüz bir trafik kavgası değil, eşkıyalık değil, hayır. Bu terör ötesi. Bu terör. Ya, vatan. İnsan bak, insan bilmeden kavga eder Bircan. Kim olduğunu bilmezsin. Ben bir gün kavga ettim, milletvekili çıktı adam. Evet, tamam. Adam vekil çıktı. Bundan 15 sene önce. Keşke 16-20 sene önce. Ettik kardeşim, adamda da milletvekili rozeti yoktu. Evet. Ettik. Efendim ben bilmiyordum senin vekil olduğunu. Hani bilsem de üslubunuz da doğru değil dedim ama. Ha. Yani bir vekile el kaldırdığım için de pişmanım, özür dilerim dedim. El kaldırmış. Abi kavga etti. Kavga, bilmiyorsun yok ki adam ya. Bir yerde bir açılışa gittin. Hal hareketleri düzgün değildi. Eski vekiller de bir acayipti yani. Biraz da çekmiş baba. Anladın mı? Yani sağa sola ben ne bileyim onun vekil olduğunu. Ha. 20 sene önceydi. Bizim anladım de delilik çağlarımız, kanımız da kaynıyor. Yani yine hakkını helal etsin. Karakola gidiyor milletvekili efendim. Adam dedi ki ya bize benim vekil olduğumu bilmiyor musun? Efendim ben 20 sene önce efendim özür dilerim. Bu milletin vekilisiniz. Bizim de kıymetlimizsiniz. Hakkınızı helal edin. Özür dilerim dedim. Cezam neyse yine çekeyim ama sizden özür dilerim. Helallik istedim yani. Şimdi insan kavga eder. Hepimiz genciz, delikanlıyız. Kanım kaynıyor, tutamıyorsun kendini. Kavga edersin. Ulan be terbiyesiz adam. Sonradan gazi olduğunu öğrendin. Şey de geçtim ya. Eskiden biz karısının çoluğunu kavga kimse elde kaldırmazdık ha. Evet, birisiyle ya, kavga aynen ettiğinde yanında karısı var boş ver derdik. Tamam kardeş, haklı olsak dahi kendimizi haksız yerine koyar. Biz özür dilerdik, yol verirdik. Şimdi hiç kadın, çoluk, çocuk hak getire. Yani çoluğu da dövüyorlar. 2 aylık bebeği de tekme atıyorlar yani. Bu nasıl, hani ne ara buraya geldiysek onu da bilmiyorum bitmiyor, ama. Bitmiyor. Hırsını alamıyor. İnsanlar gittikten sonra dönüyor diyor ki. Ulan bir de böyle. Kim verdi bizim plakamızı bak, bakayım. Şerefsiz adam bak, diyor ki ben verdim. Sen buranın baş. Bir de onu dövüyorlar. Bak adamın haline bak. Çobansız. Şey, değneksiz köyde bilmem ne bulmuşlar derler. Köpeksiz köye denk gelmiş, değneksiz yani geziyor. Sen gelsinler bakalım da biz bir ısıralım da nasıl oluyor yani. Ama şunu da söyleyelim, ne olursa olsun hiçbir tartışmanın çözümü fiziksel kavga değil. Tabii. Bir kere bir insanın aracını durdurup da onun kapısını koluna dokunmanız, eşkıya, o kapıyı açmanız bile bence haneye tecavüz. Eşkıya. Mutlaka yasalar önünde ben de lafım, bunun bir müeyyidesi vardır. İlkay, şu lafımı, hiçbir yolun çözümü ama hani fiziksel kimsenin kimseye dokunmaya hakkı yok. Abi iş kopmuş ya, kimse herkes herkese dokunuyor. Şimdi ben dokunmasın, onu geçtim de, hani ben onu geçtim de şuraya geldim yani, lafımı şöyle bitireyim son 2-3 cümleyle. Şimdi gazi olduğunu biliyorsun, şu mahkemede mahkeme çıkışı veya mahkeme giriş anı. Ulan gazi, zerre kadar bir utanma olur insanın suratında. Şu bakışlarındaki pisliğe, rezilliğe bak. Şu bakışlarındaki iğrençliğe bak. Hiç zerre kadar bir pişmanlık yok. Ondan sonra biz söylüyoruz işte, hangi cezaevine girmiş bu adam? Hangi cezaevine girmiş abi? Tutuklandığı atmışlar var. Tamam, nereye atmışlar bunu? Hangi cezaevine atmışlar? Bakalım nereye detaylarına. Bilmiyorum şimdi. Tamam söyleyelim yani, buradan da söyleyelim hangi cezaevine atmışlarsa. Belki orada evet, bir bayit çıkar da kardeş hayırdır siz bu işi niye yaptınız der, bir soru sorar yani. Bir soru sorabilir yani, belki bizi izliyorlarsa. Yok mu abi hangi cezaevine? Yok Nihat'cığım, tamam, detaylarda yok. Sadece tutuklandıkları yazıyor. Aynen öyle. Zaten adalet en ağır cezayı verecektir. Keza onu da söyleyelim. Her ne olursa olsun zaman zaman evet bizi tatmin etmiyor verilen cezalar. Daha fazlasını istiyor kamu vicdanı. Ama yine de adalete güvenmekten başka hani yol yordam yok. Bir tek ben mi görüyorum? Onu tekrar söylüyorsun. İzleyici de diyor ki öyle bir bakıyor ki sanki diyor bir terör örgütü sempatizanı gibi diyor. Hani evet yani bir hani şey bir teröristler ya, yakalanınca böyle hani hiçbir pişmanlık olmaz, bir şey etkisi hale getirdiğimiz teröristler oluyor ya. Onlar gibi böyle bakışlar donuk diyor, sanki sempatizanıymış gibi diyor. Ha şimdi sen böyle söyleyince hiç başka tarafa kaydı. O zaman şey mi yani, onların o mahallede, semtte veya gazi olduklarını bile takip ettiler yani, her şey olabilir. Çoluğunun, çocuğunun, karısının yanında. Vallahi şimdi olabilir. Şimdi olaya ilk olmuş olduğunu, özellikle Sosyal Politikalar Bakanlığımızın olayın üzerinde olduğunu
şehit ve gazilerden de sorumlular çünkü. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu kişilerin en ağır cezayı alacaklarını umut ediyoruz. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun bilgisini de vermiş olalım.